Arkadaşlar buraya gelin dinleyelim Bişan Hanım'ı. Anne. Anne. Bir dakika. Hepinizi bir arada görmek inanın bana çok iyi geldi. Ya gerçekten iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biz iyi bir grubuz. Siz evimizi açtığımız için biz teşekkür ederiz. Ya ev açmışsınız, mamaları getirdiniz. Ben sadece çay demeyeyim. Gönlünüzü karşıtınız. Bahane. Ya gönlün her zaman sizden zaten ama. Şimdi bir daha bir şeyler hünaplar olunca çıkacak. Ayva reçeli var. Sirke. Yok reçellerden uzak. Şekersiz ayva var. Ne o? Kalmadı. Şekersiz ayva reçeli var. Ben kızılcık ayva neydi bu? Kuşburnu marmelatını alıyorum. Buyurun efendim. Kaç liraydı orada yazıyordu? 110 lira. Tamam süper. Sirkelerden ne aldım ben? Vicdan anne. Damarosunu aldım. Şimdi hepsini tek tek söylersen seviniriz. Ne sürüyorsun? Şimdi yukarıdan başlayalım. Üzüm sirkemiz, damarotu sirkemiz çok ki güzel. Çok şifalıdır. Damarotu sirkesi piyasada pek bulunmaz. Hurma, enginar, karaciğer dostudur. Bak enginar inanılmaz. Ver. Şifalıdır. Hünnap, alıç sirkesi, beyaz dut, yaban mersini, hurma, çilek, elma sirkesi. Bunların hepsi bizim kendi bahçemizden. Dışarıdan alarak sirke yapmıyorum. Olgunlaşan meyveleri toplayıp böyle sirkelerini yapıyorum. Daha sonra da şekersiz reçellerini yapıyorum. Veya şekerli reçellerini yapıyorum. Vicdan abla ayrıca buradan da söyleyelim ki linki aşağıya bırakacağız. Evet, talep edenler linki aşağıda bırakacağız. Oradan alabilirler. Vicdananne.net'ten Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Şu anda zaten ürünlerimiz az kaldı. En çok giden ürünümüz bizim. Sadece oradan mı? Telefonla irtibat kurabiliyorlar mı? Telefonla kurduklarında olmuyor. O zaman ben adreslerini havale yaptığımda kargo ücreti çok fazla tutuyor. Ama bizim site üzerinden verdiklerinde isterse 50 kilo alsınlar, kargo ücreti her zaman sabit 30 lira. O yüzden bizim siteden alışveriş etmelerinde kendi açısından yarar var. Vicdan anneden ne isterseniz alın, gözünüz kapalı. Biz aldık, çok memnun kaldık. Her zaman Vicdan anne. Ay canım. Teşekkür ederim. Evet.
gerçekten bayıldı. Yani bayılmak kelimesi bir şey ifade etmiyor. Yani muhteşem tek kelimeydi. Huzur verici, dinlendirici. Biz geleceği kurtarmaya geldik tohumlarımızla. Yerli atalık tohumlarla biz Yalova'ya tohum saçıyoruz. Tohum atıyoruz. Yani atalık tohumun sağlıklı beslenmenin ne demek olduğunu, farkındalık yaratma adına bir şeyler yapıyoruz. Bir grup oluşturduk. Evet. Yavaş yavaş başladık. Biz Beyye'yle ikimiz başladık sadece. Bizi tanıyanlar bilir zaten. 3 sene sonra, 5 sene sonra, 6 sene sonra derken bizim sayımız çoğaldı ve evet bugün sen anlat bari Beyye. Biz belki 300-500 kişiye falan ulaştık çünkü sosyal medyadan takip edenler var, önerilerini sunanlar var. Küçük başladık, büyümeye başladık. Biz önce ne yapabileceğimizi kestirmek için diğer şehirlere gittik. Oralardaki tohum takas şenliklerine katıldık. Bu arada küçük küçük valiliğimizle, belediyemizle, yerel halkımızla görüşerek nasıl yapabiliriz, ne kadar büyüyebiliriz, nasıl bir araya gelebiliriz planlarını yapmaya başladık. Küçük toplantılarımız oldu, fikir alışverişlerimiz oldu. Sonrasında belediyemizin de yardımıyla büyük bir şenlik yaptık. Bana göre büyüktü. Yalova için büyüktü. Evet. Yani katılım çoktu yani. Çok güzel. Eskişehir'den Nilüfer, Çanakkale'den, İstanbul'dan. Şey, Çeşme Buğday Derneği geldi.
Ekoder falan geldi. Ekoder geldi, evet. Bir şenlik yaptık. Bu şenlikte tohum takaslarımızı dağıttık. İşte diğer şeylerden gelenlerden aldık. Sonra da herkes tabii ki onları çimlendirdi, yetiştirdi. Şimdi yavaş yavaş büyütmeye, hasadını almaya başlayacağız. Biz tabii ki ikincisini tekrardan yapacağız Yalova'da. Evet. Bununla ilgili çalışmalar yapmak için Vicdan Annem'in bahçesinde bir araya geldik. O yüzden yolumuza devam ediyoruz biz. Aslında toplantılar sık sık olmuyor. Yok. Aralıklı aralıklı oluyor. Evet. Öyle olmak zorunda çünkü. Yoğunluk hala devam ediyor. İlk toplantı da çok yoğunmuş. O video üzerine bayağı bir yorumlar da aldık. Ama bu seferki daha mı yoğun geldi bana? Evet, daha çok kalabalık oldu. Şimdiki bizim bahçede oldu bu yani şu anda. İkinci toplantımız grup olarak bizim bahçede yapalım dedik ve herkes mamasını, böreğini, kekini, kısırını getiren getirene burada böyle aile ortamında, evet hepsi atalık tohum, yani aile ortamında birbirimizle kaynaşma için vesile oluyor bu toplantılar. Bugün toplantımız da öyle bir toplantı. Yani amacımız Yalova'da kalmayıp yerel yönetimin de desteğini alarak Yalova'nın köylerinde dolaşmak, köylerde tohum olarak, fide olarak, bayanlara, özellikle bayanlara sağlıklı beslenmenin, organik tarımın ne olduğunu anlatmak, onlarda bir farkındalık oluşturmak. Süreç içinde bu köydeki üreticilerle buluşup onlarla böyle daha büyük, daha katılımlı şenlikler düzenlemek. Hedefimiz bu, misyonumuz bu. Elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacağız. Bundan sonraki hedefimiz zaten seneye köylere gitmek. Evet, amacımız o. Gitmek. Kadınlarla yani, görüşmek özellikle. Ya zaten köydeki üretimi artık hibritten kısırlaşmış, GDO'laşmış, genetiği değiştirmiş ürünlerden uzaklaştırıp orada biz kendi tohumlarımızla yol almak. Şimdi insanlar fazla beklenti içine giriyorlar ektiklerinden, daha çok bir. Eğer toprağı iyi, sağlıklı olması gibi, gerektiği gibi beslerseniz size zaten geri dönüşü de güzel oluyor. Vicdan Anne, Gülderman Çiftli, Önder abi bunlar çok iyi örnekler. Çünkü Vicdan Anne hem yapıyor, hem üretiyor, hem satışını yapıyor, hem ulaştırıyor ihtiyacı olanlara. Demek ki olabiliyormuş yani. O yüzden köydeki insanlara ulaştığımız zaman verdikleri emeğin karşılığını bir de sağlıklı, hastalık getirmeyecek, gelecekte bir de onlarla uğraşmayacak ürünler yetiştirme konusunda onlara ulaşabilirsek çok büyük başarı elde edeceğiz. Bunu da yapacağız. Yanlar olacaktır. Şimdi atık tohumlarının normalde çok yoğun ve kalabalığız ama katılmak isteyenlere nasıl ulaşılacak? Yani size nasıl ulaşacaklar? Instagram adresimiz var. Yalova Tohum Takas diye. Değil mi? İşte Facebook'ta var yine Yalova Tohum Takas diye. Yani tanıdıkları vasıtasıyla da ulaşabilirler. Yani sosyal medya üzerinden ancak. Bizim şu anki grubumuz WhatsApp üzerinden haberleşebiliyor. Sosyal medya işin içine girince bu sayı daha da çoğalacak ve bu mekanlar kaldıramaz. Evet, Ebru Kaplan Parkı'yla biliyorsunuz altta adresimiz de var, telefonumuz da var. Oradan. Evet, aynen. Yalova Press'ten ulaşalım. Bizim linkimizi yazabilirsin. Linkimizi. Evet, Ebru Kaplan'dan bize ulaşabilirsin. Evet. Zihinsiz tarım. Yalova yerli tohum takası.